Ayşen, geç oldu kızım, yatmıyor musun? Yemeği geceden pişireyim dedim baba. Yarın hiç vaktim olmayacak. Sabah ders, öğleden sonra 19 Mayıs provası, akşamüstü aerobik. Bazen için parçalanıyor sizin için evladım. Nazif de sen de çok yoruluyorsunuz. Ne geceniz belli ne gündüzünüz. Hayat mücadele baba, ne yapacaksın? Orası öyle de kızım. Hadi ben yatıyorum, Allah rahatlık versin. Sana da baba. Yarın öğlende yersin bu fasulyeden. Aha. Tuz koymuyorum, sen de yerken fazla ekme, olur mu? Aha. Olur kızım, ekmem, merak etme. Aa. Nazif, sen misin? Aa. Benim baba. Hayrola Nazif, erken mi bıraktın bu akşam? Bıraktım Aysel, ne yapayım? Doğru düz iş olmadı. Araba sahibine de cepten para verdim vallahi. İsabet olmuş, biraz uyursun bari bu gece. Karnın aç mı? İstemem bir şey Aysel. Zaten midem de kötü. Ülser yapacak bu iş beni. İti, kopu, sarhoşu. 40 kere söyledik ulan. Bırak şu taksiciliği. Söz dinlemiyorsun ki. Vah canım vah. Sağlığım bozulacak bir şey değil. Bozuldu bile. Bu akşam biri bindi. Babasının uşağı varmış gibi. Çek usta. Şurada dur usta. İndi bir saat, 1,5 saat. Bekle bekle. Adam yok. Aa, bak terbiye size. Dünya varmış baba. Aylardır ilk kez uykumu almış olarak gidiyorum okula. Gördün mü erken yatmanın faydasını? Ben de bütün gece asansörle inip çıktım rüyamda. Üzme kendini bu kadar baba. Her şeyi sen mi düşüneceksin? Şu yöneticiliği bıraktığın gün horoz göstereceğim babacığım. Hadi hoşça kal. İyi günler. Buyurun. İyi günler Cafer. Hocama bir şey söyleyecektim de. Bak babamın canını sıkacak bir şeyse hiç söyleme. Asansör meselesi mi yine Cafer? Asansör. Hadi hadi siz gidin. Geç kalmayın dersinize. İyi günler. İyi günler, İyi günler. Cafer. Millet başımın etini yiyor hocam. Birinin ayağı sakat, biri bilmem ne. Gözünü seveyim. Yaptır şu asansörü. Keyfimizden mi yaptırmıyoruz evladım? Herkese eziyet olsun diye mi? Ben de kalp hastasıyım. Dil altı hapıyla çıkıyorum merdivenleri. İyi de ne diyeyim soranlara hocam? Ne diyeceksin evladım? Söyle. Gidiyorum bugün firmasına dil dökmeye. Hadi Allah kolaylık versin. Allah Allah. Laf da girmiyor bunların kulağına. Sır. Gidiyor muyuz hocam? Gidelim evladım. Taksitle maksitle yapmaya razı edebilirsek adamları. Yavaş ablacığım. Çekme. Öbür bacağımı da sen kıracaksın. Ağzından yel alsın kız. Dikkat et, son basamak. Buyurun. Saygılar hocam. Nedir bu asansörden çektiğimiz? Sormayın efendim. Bozulunca anlıyor insan kıymetini. Kız hoca Allah elini versin. Sen de yaptıramadın şu asansörü, gitti. Hariçten gazel yok ablacığım, konuşuyoruz. Benim suçum değil ki efendim. Zamanında ihmal edilmiş. Kim ihmal etmiş hocam? Kim olacak efendim? Bu kereste müdürü. Ehil olmayan kişilere yaptırmış asansörün bakımını. Bana bak bunak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Gelirsem oraya. Anam. Ay senden korkulur kız. Laf mı dinliyorsun kapının arkasında casus gibi? Hakaret etti efendim, şahitsiniz. Vereceğim bu hediyeyi mahkemeye. Dur komşum. Karıştırma şimdi mahkeme falan. Ver ulan. Mahkemeden mi korkacağım? Benim hayatım mahkemelerde geçmiş. Babacım sabır sabır. Şşt. Sen kapa çeneni. Bunak efendim, bunak. Artık ne dediğini bilmiyor. Oynatma öyle elini kolunu komşu. Hasta etme vatandaşı. Ama önce o hakaret etti efendim, duydunuz. Üstelik iftira ediyor utanmadan. Kim demiş asansörün bakımını ehliyetsiz kişilere yaptırdığımı? Ben söylüyorum ulan. Firmadan gelenler de söyledi. Bulmuş 2 tane şarlatan kendisi gibi. Ucuz malzeme, ucuz işçilik. Duydun mu hocam komşu? Doğru mu bunlar? Yalan efendim, uyduruyor. İspat edemez. Ederim. Mal gibi de ederim. Nerede yapılan işlerin faturası? Nerede garanti belgesi? Efendim, belge olmayabilir ama adamlar işlerini biliyordu pekala. Biraz tasarruf olsun diye fatura almadık ama. Kıvırtma komşu. Asansörün bakımını düzgün yaptırdın mı, yaptırmadın mı? Evet veya hayır, tek kelime. Efendim şöyle arz edeyim. Arz etme komşu, tek kelime. Evet veya hayır. Efendim, belki bizim de bazı hatalarımız oldu ama. Tamam komşu, kes. Bu kadarı bana yeter. Hasretme vatandaşı. Nasılmış düdük? İşte böyle mi arartırlar adamı? Ayıp değil mi kız hoca? Bir de herkesi kışkırtıyorsun adamcağıza karşı. Yazıklar olsun komşu.
Vatandaş sana canını malını emanet etsin. Sen de böyle. Tek suçlu ben mi oldum şimdi efendim? O kadar söylüyoruz. Dolaşıyorlar çoluk çocuk 8-10 kişi birden. Paldır küldür bir aşağı bir yukarı eşek gibi affedersiniz. Verin şunu diyorum efendim, onu da yırtacağım. Ay. Hiç zahmet etmeyin efendim. 10 kere yırtsanız 10 kere yeniden yazarım. Bağırmayın Sabri Bey, bütün apartman buraya toplanacak şimdi. Toplanırlarsa toplansınlar be, onlardan mı korkacağım? Zaten herkes biliyor sizin kaç paralık bir insan olduğunuzu. Yeter, yeter efendim. O servet düşmanına arka çıktığınız yetmiyor, bir de kendi kocanıza hakaret ediyorsunuz. Bağırmayın Sabri Bey, teyzenin yüreğine inecek vallahi, Allah korusun. Nerede o günler? Siz ne dediniz anneciğim için efendim? İnşallah sizin yüreğinize iner. Ne oluyor efendim? Nedir bu gürültü? Karı koca kavgası kiracı Allah yüzünden. Allah Allah, ne yapıyorsunuz efendim? Kendinize gelin. Karışma sen Burak. Sensin Burak. Canavarsınız siz efendim. Ben bir canavarla evlenmişim. Öldüreceğim. Cafer, Cafer koş koş. Cafer gel. Kaç Sabri Bey, gözü dönmüş kadın. Sen kime gözü dönmüş diyorsun sersem? Çekil. Rahat dur sen de artık be. Ne oluyor öyle sersem mersem? Asacağım efendim. Çatlasanız da asacağım. Kiralık daire mi? Hangi daire kiralık? Çekilme şuradan Burak, sen de. Tamam. Burak sana benzer dangalak. Çekil. Evet efendim dangalak. Cenab-ı Beyleri evden atacakmış bu canavar. Hadi canım, kolay mı öyle kiracı atmak? Zor biraz efendim. Avucunuzu yalayın. Attırmam. Öyle bir atarım ki şaşar hadi kalırsınız. Kiracı milleti değil mi? Hepsinin köküne kibrit suyu. Terbiyeli konuş kereste müdürü, biz de kiracıyız. Kereste müdürü, kereste müdürü. İyi artık bir ölsün mü kiracılar, onların canı yok mu? Biz kapıcıyız Gül, sen karışma. Efendi efendi, ben senin gibi çok uyuz ev sahibi gördüm. Lafını bil alırım ayağımın altına. Hadi al bakalım sıkıysa. Gebertirim seni vallahi. Ay, çok, aman. Bırakın karışmayın. Önce ben geberteceğim. Oho. Canımdan bezdirdi beni bu eşoğlu beşkulak. Buraya kadar bitti, çekemem. Bırakıyorum yöneticiliği. Ha şöyle be baba, ha şöyle. Geç bile kaldın. Sana göre değil bu işler. Aslında tam bana göre evladım. Tam bana göre de o kendini bilmez herif deli eden insanı. Burama geldi artık. En doğru karar vermişsin babacığım. Bırak gitsin. Uğraşılmaz o adamla. Bırakacağız dedik ulan, kafa ütüleme sen de. Ama o dangalığa da yedirtmem yöneticiliği, haberin olsun. İyi akşamlar. Hoş geldin Aysel. Ay, öldüm yorgunluktan. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Babam gene kavga etmiş Sabri Bey'le, baksana. Haberim var, nasılsın baba? Nasıl olayım kızım, tansiyonum fırladı, sinirlerim laşka. Zımba gibisin babacığım, zımba gibi. Aysel müjde, babam yöneticiliği bırakacakmış. Sahi mi? Ay çok sevindim baba. Bundan sonra ne tansiyonun kalır ne bir şey. Kedilere bakın anneciğim, ne güzel. Nesi güzel efendim. Her türlü mikrobu taşır bu sokak kedileri. Bakıyorum mikroplardan çok iyi anlıyorsunuz. Pıs pıs. Defolun hadi musibetler. Kedi düşmanı ne olacak? Karışma, kırarım bacaklarına. Hayvanlar karnını doyursun. Yaşa sen teyzeciğim. Yönetime gelir gelmez yasaklayacağım hadi böyle şeyleri. Bundan sonra sokak kedilerine yemek vermek yok. Apartmanda köpek beslemek yok. Ayıp Sabri Bey, ayıp. Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez. Sorduk mu sana alaman bozuntusu? Asıl kabahatin büyüğü o bunak yöneticimizde zaten. Ne yapmış bakalım o bunak yönetici? Tamam, tam lafının üstüne. Hoş geldiniz hocam, alayım. Utanmadan arkamdan konuşuyorsun ha? Yüzüne karşı da söylerim, ne olacak? Senden mi korkacağım? Bir daha söyle bakayım sıkıysa. Muhakkak Bey, lütfen uymayın şu adama. Siz de doktor olacaksınız. Yakışıyor mu efendim? Toplamış kedileri başına. Ben izin veriyorum ulan. Ne olmuş? Senin muhatabın benim. Ne söyleyeceksen bana söyle. Kereste müdürü. Kavga var Sevim, koş. Muhafak Hoca Sabri Bey'e kereste müdürü dedi. Kereste müdürü sana benzer dangalak. Senden hala dangalak mı olur ulan andavallı? Aman hocam, bari sen yapma. Vur vur gözüne. Kaçırma bunu Sevim. Ya dur be sen de. Aa. Ne yapıyorsunuz efendim? Girin içeri. Suratına çevirdin apartmanı bunak. Neyse ki çok yakında kurtuluyoruz senden. Kimden kurtuluyorsun düdük? Ölmedik daha. Muvaffak Bey lütfen, özür dilerim. Hepsi benim yüzümden. Bırakmıyorum ulan yöneticiliği. Yedirmem tamam sana. Hadi yedirme bakalım.
seke seke alırım. Bizden bir tek oy alamazsınız Sabri Bey. Şimdiden söylüyorum. Vazgeçmiştim ama sırf sana inat yeniden koyuyorum ulan adaylığımı. Koy hadi. Koy da al boyunun ölçüsünü. Bırak hocam, Allah'ından dursun. Apartmanı ombudsmanı sanıyor kendini. Ha, görürsün sen ombudsmanı mombudsmanı. Tamam, kıracağım bacaklarını seni, kedi düşmanı. Aman be! Kusura bakmayın, bu ay da biraz geciktirdik ama. Aman efendim, ne önemi var? Ben makbuzu şey yaparım Cafer'le bilahare. Hayrola, geçmiş olsun. Ne oldu boynunuza? Önemli değil. Boyun fıtığı var da bende, üzerinize afiyet. Ara sıra başıma iş açıyor böyle. Vah vah. E kolay mı efendim tabii? Bütün gün öyle makinenin başında. Hep ondan oluyor zaten. Cemil Bey nasıl? Nasıl olsun. TL yapıp bana yardım ediyor. Bir yandan da içiyor birasını. Görmezden geliyorum artık, ne yapayım? Ne yapacaksınız efendim? Bazen lazım öyle. Hı hı. Baba neredesin baba? Merhaba Sevim Hanım. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de aidat için uğramıştım. Hoşça kalın. Güle güle efendim, güle güle. Baba güle. Ne yaptın sen? Ne yapmışız ulan? Tabanı yanmış it gibi ne dalıyorsun öyle misafirin yanında? Sabri Bey'le kavga mı ettin gene? Ettim, ne olmuş? Verdim ağzının payını kereste müdürünün. Bırak onu şimdi baba. Sen sahiden yine aday mı olacaksın yöneticiliğe? Mecbur ya kızım. O yarasının eline mi bırakayım apartmanı? Ama söz vermiştin bize. Yöneticilik sana göre değil bunlar baba. Allah korusun bir gün. Sağlığını düşün. O adama bir şey olmaz. Olan gene sana olur. Hasta muamelesi yapmayın evladım insana. Elden ayaktan düşmedik çok şükür. Hastasın baba, yalan mı? Kalbin, şekerin, tansiyonun. Ya yo bu böyle olmayacak. Gidelim biz bu apartmandan en iyisi. Nereye gidiyorsun? Kooperatif evine mi? Bitmez o kolay bitmez. Bulacağız bir çaresini baba, ne yapalım? Bize senin sağlığın lazım. Hadi Ayşe, sofrayı hazırla hadi. Hemen havalara girme oğlan. Sofra hazır zaten. Ellerin kırsın inşallah. Buraya gel bakayım. Anam. Bakma öyle suratıma. Ha. Al şunu, at çöpü gitsin. Ah, attırmam efendim. Attırmam. Siz onu atarsanız ben de size atarım çöpe. Sana al götür şunu diyorum eşek. Ne diyorsam onu yap. Hayır efendim, hayır. Ağzını topla efendi. Ne oluyor öyle eşek meşek? Sen önce kendi ailene sözünü geçir. Hadi Nermin Hanım, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Cafer sen de gel. Ne oldu Gül? Cafer koş, babam çok fenaymış. Anam yapma be. Buyurun. Efendim. Allah analı babalı büyütsün. Sağ olun. Buyurun. Güle güle büyütün. Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Al canım. Mersi. Yavrum. Oğlum benim, aslanım. Maşallah efendim. Baba çok düşkün yavruya. Bırakamıyor kucağından. Yeter ama Aydın. Alıştırma kucağı bu kadar. Bırakınca ağlıyor ama sevgilim. İyi o zaman. Yok. Gece ağladığında da sen kalkar bakarsın. Uykusuz geceler başladı değil mi? Hadi bakalım, kolay değil evlat sahibi olmak. Ben de torun diye ölüyorum ama efendim... Cesaretleri yok bizim çocukların. Zamanı gelince o da olur inşallah baba. Olur da ne zaman olur evladım? Torunumuzu sevemeyecek miyiz dünya gözüyle? Bak bey ayağımız çukurda. O nasıl söz baba? Allah gecinden versin, söylemeyin öyle şeyler. Yönetici seçimleri yaklaşmış. Yaklaştı efendim. 4 haftaya kadar yapacağız toplantıyı. Bu sefer size bir oy da bizden gelecek. Eksik olmayın efendim. Bir hane bir hanedir. Aslında babamın yanında konuşmak istemiyorduk ama... Biz artık babamızın yönetici olmasını istemiyoruz. Çok yordu bu iş onu. Her şeye sinirleniyor, sağlığı bozuldu. Ne olur babama oy vermeyin Aydıncığım, siz de Nazan Hanım. İyi ya, öyle diyorsanız. Karışmayın evladım bana. Elden ayaktan düşmedik daha çok şükür. O Sabri denen herife bırakmam ben bu apartmanı. Adaylığını geri alsın, ben de seve seve çekilirim o zaman. Senin iyiliğin için söylüyorum babacığım. İstemez, söylemeyin. Efendim bize müsaade. Ziyaretin makbulü kısa olanıdır. Özellikle böyle ziyaretlerde. Ayağınıza sağlık. Hoşça kal evladım. Sağ olun, güle güle. Güle güle efendim. İyi günler, güle güle büyütün. Biz de bekliyoruz güle efendim. Güle. İnşallah. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Ay yavrum.